Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ne yapacağız? Artık biz ulaştırma modellerinin çözümlerine adım atacağız. İlk önce çözüm algoritması hakkında konuşacağım. Biz çözüm algoritması derken iki aşamadan bahsedeceğiz arkadaşlar aslında. Birincisi, İlk olarak biz bir başlangıç temel uygun çözüm bulacağız. Bir başlangıç temel uygun çözüm bulacağız. Bu çözümleri bulmak için de 3 farklı yöntem kullanacağız. Kuzey-batı köşe yöntemi, en düşük maliyetli hücreler yöntemi, bir de Vogel's Approximation Method dediğimiz VAM yöntemi. Yani Vogel'in yaklaşım yöntemi diyeceğimiz yöntemi kullanacağız. Başlangıç çözümü bulduktan sonra ikinci aşamada MODI veyahut da atlama taşı yöntemini kullanarak çözümün optimum olup olmadığını test edeceğiz. Bu testi yaptıktan sonra eğer çözüm optimumsa zaten algoritmamızı sonlandıracağız. Ancak çözüm optimum değilse MODI yönteminde veya atlama taşı yönteminde anlatacağımız kurallar çerçevesinde çözümü, başlangıç çözümünü bir sonraki aşamaya taşıyacağız. Bir iterasyon yapacağız. Tıpkı simplex yöntemde yaptığımız gibi. Ve tekrar bir tablo oluşturacağız. Ve o tabloda yeniden optimumluk testlerini uygulayacağız MODI ile veyahut da atlama taşı yöntemini kullanarak ve tekrar çözüm optimum değil mi diye kontrol ettikten sonra çözüm optimumsa işlemimizi durduracağız. Değilse tekrar ne yapacağız? İkinci adıma döneceğiz. Biz bu aşamaları optimum çözüme ulaşıncaya kadar devam edeceğiz. O yüzden algoritma deniyor. İlk önce başlangıç çözümü bul, yani başlangıç temel uygun çözümü bul. Arkasından da optimumluk testini yap. Optimum değilse MODI ile veya atlama taşı yöntemini kullanarak optimum testini yaptıktan sonra ne yapacağız? Optimum hale getirmek için bir iterasyon yapacağız. Bir temel değişkenlerimizin hangileri olduğunu konusunda işte değişiklikler yaparak bir sonraki tablomuzu oluşturacağız ve dediğim gibi optimum çözümü buluncaya kadar bu adımları tekrar tekrar kontrol edeceğiz. Şimdi çözüm algoritmasında önemli bir teoremimiz var. Onu not etmekte fayda var. Ne demiş? Eğer dengeli bir ulaştırma probleminde bizim karar değişkenlerimiz olan x, y, j'lerin değerler kümesi, yani temel değişkenimizin aldığı değerler bir kısıt haricinde tüm kısıtları sağlarsa, o zaman bu hariç tuttuğumuz kısıtı da sağlayacağını ifade ediyor bu teorem. Yani diyor ki sen ne yaptın? Karar değişkenlerin için değerler buldun. Bu karar değişkenlerin diyelim ki 6 tane kısıtın var. Bu 6 kısıttan 5 tanesini sağlıyorsa geri kalan bir tanesini de ne yapar? Mutlaka sağlar diyor bu teorem. Bu teoremin ne önemli olduğunu birazdan göreceğiz. Şimdi bizim ulaştırma problemlerimizde M tane arz merkezimiz, N tane de talep merkezimiz olduğu için M tane arzdan gelen kısıtımız var. N tane de talepten gelen kısıtımız var. Yani toplam kısıt sayımız M artı N tane. Bu durumda benim bulacağım temel değişkenlere ait bulacağım değerler M artı N tane kısıttan bir eksiğini, yani M artı N eksi bir tanesini sağlıyor ise, yani bunlar birer uygun çözüm ise, o zaman o geri kalan dışarıda tuttuğum, hariç tuttuğum kısıtı da
ne yapıyor? Sağlayacaktır diye söylüyoruz. Biliyorsunuz uygun çözümde, yani bir ulaşma probleminde veya bir doğrusal programlama modelinde bizim bulduğumuz uygun çözüm dediğimiz çözüm, bütün kısıtları aynı anda sağlayan bir çözüm idi. Yani sen uygun bir çözüm buldun. Bu uygun çözüm diyor ki, bu uygun çözüm M artı N eksi bir tane kısıtı sağlıyorsa, o zaman o hariç tuttuğun, dışarıda tuttuğun kısıtı da sağlayacaktır diyor. Bu da bizim ulaştırma problemlerimizde bize bir aslında şöyle bir ifade söylemiş oluyor. Ben ulaşma modellerinin tablo üzerinden, yani size vermiş olduğumuz o birim maliyetlerin, arz ve taleplerin verilmiş olduğu tablo üzerinden çözeceğim. Ve eğer ben uygun bir çözüm bulmak istiyorsam, o zaman M artı N eksi bir tane hücrenin, o benim oluşmuş olduğum tablodaki M artı N eksi bir tane hücrenin ne olması lazım? Dolu olması lazım. Yani benim bulacağım temel çözümde, tabloda, başlangıç çözüm tablosunda M artı N eksi bir tane hücrenin dolu olması gerekiyor. Ki bunlar benim temel uygun çözümüm olabilsinler. Yani temel uygun çözüm olabilmesi için hem tüm kısıtların, yani daha doğrusu M artı N eksi bir tane kısıtın sağlanması lazım. Hem de biliyorsunuz temel değişkenlerimiz sıfırdan farklı değerler alıyor. Temel değişkenlerimizin sıfırdan farklı değerler alması lazım. Burada da şöyle bir şey söylemiş. En az 4 tane, işte ne demiş? Yani M artı N eksi bir tane kısıt temel olumlu çözüm bulmak için herhangi M artı N eksi bir değişkenin temel çözüm verebileceği düşünülebilir demiş, ama M artı N eksi bir tane değişkenin temel çözümde olabilmesi için bir döngü oluşturmaları gerekir demiş. Şimdi bu döngü oluşturma kavramına kafamızı çok fazla bulandırmayalım. Onu çünkü ben nerede ayrıntısıyla anlatacağım. Arkadaşlar, atlama taşı yöntemini anlatacağım. Sadece şunu söyleyelim. Eğer bulmuş olduğunuz başlangıç temel uygun çözümde M artı N eksi bir tane hücre dolu değil ise, o zaman dejenere çözüm söz konusu olacak diyeceğiz. Yani yozlaşmış çözüm. Doğrusal programlama modelinde yozlaşmış çözümü görmüştük. Hatırlatalım. Yozlaşmış çözüm şu durumlarda karşımıza çıkıyordu. Temelde yer alan bir karar değişkenimizin sıfır değerini almasıyla karşımıza çıkıyordu. Eğer ben başlangıç uygun çözümü bulduğumda M artı N eksi bir tane hücre dolu değilse, daha az sayıda hücre dolu ise, o zaman ben yozlaşmış bir başlangıç çözüm bulmuş olacağım. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle kuzeybatı köşe yöntemini kullanırken. Şimdi, pardon, bütün başlangıç çözümleri bulurken düzelteyim. Dengeli bir ulaştırma sorununa temel olurlu veya uygun çözüm bulmak için aslında çok fazla yöntem var. Ben burada sadece 3 tanesini anlatacağım arkadaşlar. Bir sadece başlangıç temel olurlu çözüm veya başlangıç temel uygun çözüm bulmak için kullanacağız bunları. Bunlar optimum çözümü bize vermiyorlar. Onu belirtelim. Bunlar bize optimum çözümü vermiyorlar. Ne yapacağız? Şimdi ilk önce başlangıç çözümü bulacağız. Arkasından da arkadaşlar, başlangıç çözümü bulduktan sonra da atlama taşı yöntemi ve modül yöntemini kullanarak da bunların optimumluğunu ne yapacağız? Optimum olmadığını inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi kuzeybatı köşe yöntemine geçeceğim. Hemen devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar, kuzeybatı köşe yöntemine geçiş yapacağız. Nasıl anlatacağımıza bakalım. Şimdi kuzeybatı köşe yönteminde yine ilk olarak karar değişkenlerimizden bahsedelim. Karar değişkenimiz x, alt indis i, j olacak arkadaşlar. Karar değişkenimiz x, i, j ve daha önceden de belirttiğimiz gibi x, i, j dediğimiz i'nci
üretim merkezinden tüketim merkezine gönderecek olan ürün miktarı. Bu benim karar değişkenim, bunu bilmiyorum. Neleri biliyorum arkadaşlar? Bir kere her bir üretim merkezinin arz ettiği miktarı, S6'imiz ile gösterilen, bunları biliyorum. Her bir tüketim merkezinin talep ettiği miktarı biliyorum. Bu da D6'imiz C ile gösteriliyor. Ve tabii ki bir de neyi biliyorum? Burada ifade etmemişiz ama onu da yazalım. Aynı zamanda neyi biliyorum? Her bir üretim merkezinden tüketim merkezine gönderilecek olan ürünlerin birim taşıma maliyetlerini biliyorum. Yani eğince üretim merkezinden J ince tüketim merkezine birim taşıma maliyetleri diyelim. Birim taşıma maliyetlerini biliyorum. Bunları da biliyoruz ve biz daha önceki derslerimizde ulaştırma tablosundan bahsetmiştik. Ulaştırma tablosunu hatırlatayım. Hatırlarsanız eğer, bir ulaştırma tablosunda neler vardı? Bir kere açtan önce sizin, değil mi? Üretim merkezleriniz, bunların isimleri yazıyordu. İşte taleplerimiz yazıyordu. Bunun dışında bir de neler yazıyordu? Tüketim merkezlerimiz yazıyordu. Tüketim merkezlerimiz veriliyordu. D1, D2, D3 gibi. Bir de her bir üretim merkezinin arzları size veriliyordu. Bu bir ulaştırma tablosuydu. Aynı zamanda size tabii ki bir de birim taşıma maliyetleri veriliyordu. İşte C1-1 gibi, C1-2 gibi. Şimdi böyle bir ulaştırma tablosunda biz kuzey-batı köşe yönteminde en üst köşedeki kuzey-batı dediğimiz P1-D1 hücresinden başlayacağız. Arkadaşlar, şunlar da D1, D2, D3 olsun. Şunlar da S1 ve S2 olsun. Evet, biz bu hücreden başlayarak hareket edeceğiz. Bu hücreye atama yapacağız. Atama dediğimiz bu hücrede, yani bir numaralı fabrikadan bir numaralı depoya ne kadar ürün gönderileceğini belirleyeceğiz. Yani kısacası X11'i bulacağız. X11 dediğimiz nasıl belirleyeceğiz? Bunu arkadaşlar taleple bir numaralı tüketim merkezinin talebiyle bir numaralı üretim merkezinin arzının S1'e D1'in en küçüğünü seçerek bu X11 dediğimiz P1'den D1'e gönderilecek olan ürün miktarını belirleyeceğiz. Bunu belirledikten sonra tablomuzda ne yapacağız? Diyelim ki, tabi birazcık yamuk çiziyorum ama sonuçta önemli olan herhalde biraz daha düzgün çizmeye çalışabilirim belki, yan oturmazsam. Şimdi daha sonra ne yapacağız? Evet, güzel bir sorumuz var. Burada bir tane hatta tablo ekleyeyim. Şöyle bir tablo ekleyebiliyor muyum? Ekleyemiyor muyum? Tablo ekleyelim veya kendim gene çizeyim. Kendi işini kendim yaptık, değil mi? Şimdi diyelim ki biz P1 ile D1'in olduğu hücreye kaç birim atama yaptık? D1 birim atama yaptık. Yani D1 ne olsun? Minimum S1 ile D1 olsun. Biz buradaki hücreye, P1 ile D1'in bulunduğu hücreye D1 birim atama yaptığımızı varsayıyoruz arkadaşlar. Varsayıyoruz. Şunlar da arzlar. P2, burası S1, burası S2 gibi talepler D1, D2.
D2 ve D3 şeklinde. Şimdi ben ilk hücreye D1 kadar atama yaptığım zaman artık bir numaralı tüketim merkezinin tüm talebini karşıladığım için artık başka bir fabrikadan, mesela buradaki 2 numaralı fabrikadan buraya ürün göndermeme gerek kalmayacak. Değil mi? Kalmayacak. Bu arada tabii ki P1'den de ne yaptım? D1 kadar ürünü, D1 kadar, küçük D1 kadar ürünü bir numaralı tüketim merkezine gönderdiğim için onun arzında da bir değişiklik meydana geldi. S1 eksi D1 kadar oldu. Değil mi? Şimdi ne yapmam gerekecek? Bir sonraki hücreye geçmem gerekecek ve bu sefer ne yapacağım? Artık x1, 2'yi belirlemem gerekecek. x1, 2'yi ise nasıl belirleyeceğim? Yine D2 dediğimiz tüketim merkezinin talebi D2, küçük D2 ile S1 eksi D1 arasındaki farkın en küçüğünü bulacağım ve x1, 2'yi ona göre belirleyeceğim. Ve sırasıyla teker teker bu şekilde ne yapacağım? Diğer hücrelere de atama yapacağım. Şimdi böyle tablo üzerinden tabii teorik olarak anlatmaya kalkınca işler biraz karmaşıklaşabilir. O yüzden ne yapacağım ben şimdi size? Sayısal bir örnek üzerinden anlatacağım ki ona göre daha rahat ne yapabilirim? Daha rahat olayı çözebilirim. Bakın şimdi arkadaşlar, bir ulaştırma tablosu verilmiş. Ben bu ulaştırma tablosunu da size tarif edeyim. Şimdi bütün videolarımızda bu formatı kullanacağız. O yüzden bu tabloyu iyi bir şekilde anlamamız önemli. Şimdi daha önceki ulaştırma tablolarında biz birim maliyetlerimizi sadece 15 TL diye buraya yazmıştık. Yani hücrenin tamamında birim maliyetler yazıyordu. Burada ise dikkat ederseniz köşelerde böyle küçük hücreler oluşturduk. Bakın buradaki yazan 15, 30, 20 bunlar birim taşıma maliyetlerimiz. Bunların hepsi birim taşıma maliyetleri arkadaşlar. Yani ben S1 ile D1'in bulunduğu hücrede sağ üst köşedeki 15 TL'nin anlamı ne? Bir numaralı fabrikadan bir numaralı tüketim merkezine ürün taşımanın birim maliyeti, yani 15 TL. Bu bir adet ürün göndermenin maliyeti. Veya 30 dediğimiz şey ne? Bir numaralı üretim merkezinden iki numaralı tüketim merkezine bir birim ürünü taşımanın maliyeti 30 TL. C1-3 dediğimizde bir numaralı fabrikadan 3 numaralı tüketim merkezine birim taşıma maliyetimiz, o da 20 TL arkadaşlar. Bütün örneklerimde bu formatı kullanacağım. Ve çözümlerimi de, yani bulduğum başlangıç çözümünde bulduğum karar değişkenlerinde nereleri yazacağım? Şu şekilde x11, x12, x13 gibi kısımlara, boş olan diğer bölümlere yazacağım arkadaşlar. Şurası x23. Neyse, x21, yani tamamen yanlış yazdım. Değil mi? Baştan aşağı yanlış yazdım zaten. Yani demek istediğim şeyi anladık. Neyse, düzeltelim. Burası x21. Burası x22. Burası da x23. Şimdi sonra neye bakacağız? Evet, arz ve taleplere bakacağız. Arzımız nedir? Taleplerimiz nedir? Onlara bakalım. Bir numaralı fabrikanın arz ettiği ürün miktarı ne? 50. Yani S1 bu fabrikamızın ismi. Bunun talep arz ettiği miktar 50 adet veya 50 birim. İki numaralı fabrikamızın arz ettiği miktar ne kadar? 30 birim. Onu da burada görüyorsunuz. Peki bir numaralı tüketim merkezimizin, talep ettiği miktar ne kadar?
25 birim veya 25 adet. Artık burada birimler adet olabilir, ton olabilir, litre olabilir, kilogram olabilir, her şey olabilir. Soruya bağlı olarak değişecektir bunlar arkadaşlar. Devam edersek 2 numaralı tüketim merkezinin talep ettiği miktar 45 birim ve 3 numaralı talep merkezinin tüketim merkezinin talep ettiği miktar da 10 birim. Yapmamız gereken ilk şey her zaman ve her zaman nedir? Problem dengeli midir? Ona bakmaktır arkadaşlar. Mutlaka problem dengeli mi diye kontrol edin. İlk olarak ilk yapılacak işlem problem dengeli mi? Yani toplam arz toplam talebe eşit mi? Bunu kontrol edin. Bakın toplam arzımız ne kadar? 50 artı 30. Değil mi? Bu toplam arzımız. Yani toplam arzımız ne kadar? 80 birim. Peki toplam talebimiz ne kadar? 25 artı 45 artı 10. 25, 45 daha kaç yapar? 70 yapar artı 10. Bu da 80. Toplam talebimiz de 80 olduğuna göre bu problem dengeli bir problemdir. O yüzden kukla bir tüketim merkezine veya kukla bir üretim merkezine ihtiyacı yoktur. İlk yapacağınız işlem mutlaka ve mutlaka bu olsun. Peki sonra ne yapacağız? Şimdi izninizle şuradaki şeyleri bir güzelce temizleyelim. Temiz temiz ne yapalım? Başlayalım. Sorumuza ilk problemimiz ne dedik? Dengelim diye kontrol ettik. Toplam arzın toplam talebe eşit olduğunu gördük. Onu da şuraya 80 diye yazayım. Şimdi kuzeybatı köşe yönteminde maliyetleri aslında bilmemize gerek yok. Hücrelere atama yaparken. Neden? Çünkü zaten başlayacağım nokta en üst sol köşedeki hücre S1 D1 hücresinden başlayacağım. S1 D1 hücresine atama yaparken neye bakacağım? Hemen söyleyelim. Bakın D1'in talebi ne kadar? D1'in talebi 25. S1'in arzı ne kadar? 50. Bunların arasındaki en küçük sayı kaç? 25. Demek ki ben bu hücreye en fazla 25 birim atama yapabilirim. 25 birim dediğimiz şey nedir? Bir numaralı tüketim merke şey üretim merkezinden bir numaralı tüketim merkezine gönderecek olan ürün miktarıdır. Şimdi ben bir numaralı tüketim merkezine 25 birim ürün gönderdiğimde bunun tüm bir numaralı tüketim merkezinin tüm talebini karşıladığım için artık buranın talebi sıfırlandı ve S1'in de 50 birimlik arzı vardı. Bunun 25 birimini bir numaralı tüketim merkezine yolladığım için sadece geriye 25 birimlik bir arz kalmış oldu. Bakın D1'in artık herhangi bir şekilde tüketim değil mi? Tüketimi tamamen karşılandı. Tüketim tamamen karşılandı. O yüzden bu sütunla işim bitti. Bu sütunu tamamen kapatıyorum. Burayı tarıyorum. Yani D1'e artık 2 numaralı fabrikadan ürün göndermeyeceğim. Şimdi devam edeceğim. Ne yapacağım? Bir sonraki aşamaya geçeceğim. Bakın S1'in hala belli bir miktar arzı var. 25 miktar arzı var. Ve ben bu arzı 2 numaralı tüketim merkezine yollamak istiyorum. Ne yapacağım? Neye karar vermem lazım? X1, 2'ye karar vermem lazım. X1, 2'ye nasıl karar vereceğim? Şimdi 2'nin 2 numaralı tüketim merkezinin talep ettiği miktar 45. 1 numaralı üretim merkezinin arz ettiği miktar 25. Bu ikisinin arasındaki en küçük sayı 25 olduğu için ben ne yapıyorum? 1 numaralı fabrikadan 2 numaralı tüketim merkezine 25 birim ürün gönderiyorum. Bu 25 birim ürünü buraya gönderdiğim zaman, 2 numaralı tüketim merkezine gönderdiğim zaman artık benim 1 numaralı fabrikamın tüm arz ettiği ürünü yollamış olduğum için
burada arz edilecek bir ürün kalmadı. 2 numaralı tüketim merkezinin ise 45 birimlik bir talebi vardı. Bunun 25 birimini karşıladığım için 45'ten 25 çıkarsa 20 birimlik bir talep artık. Daha hala mevcut karşılanmamış olan S1'in bütün talebini karşıladığım ve arzını tükettiğim için S1'in ne yapıyorum? Tamamen tarıyorum ve arkadaşlar artık bu fabrikadan başka bir tüketim merkezine ürün gönderemiyorum. Çünkü orada sen gönderecek ürün kalmadı. Gelelim 2 numaralı tüketim merkezine. 2 numaralı tüketim merkezinde ise 20 birimlik karşılanmamış bir talep var ve bu talebi karşılaman lazım. Bunun için de 2 numaralı fabrikayı kullanacağım. Yani X2'yi bulmak durumundayım. Bunun için de X2 için de minimum diyeceğim. Ne yapacağız? 2 numaralı talep merkezinin talep ettiği miktarla 2 numaralı fabrikanın arz ettiği miktarın en küçüğünü bulacağım. Bu da 20'ye eşit. X2 kaçmış? 20'ymiş. Ben S2 ile D2'nin kesiştiği hücreye 20 yazacağım. Yani 2 numaralı fabrikadan 2 numaralı tüketim merkezine 20 birim ne göndereceğim? Ürün göndereceğim. Şimdi ben 2 numaralı tüketim merkezine 20 birim daha ürün gönderdiğimde artık bu tüketim merkezinin tüm talebini karşılamış olduğum için 2 numaralı tüketim merkezinin ne yapıyorum? Bütün ihtiyacı karşılandığı için burayı tarıyorum. 2 numaralı fabrikaya gelecek olursak 2 numaralı fabrikamızın toplam 30 birimlik bir arzı vardı. 20 birimlik arzı 2 numaralı tüketim merkezine gönderdiği için geriye 10 birimlik arz kaldı. Ve zaten dikkat edersiniz tek bir boş hücre var. S2'den 2 numaralı fabrikadan 3 numaralı tüketim merkezine 10 adet ürün gönderdiğimiz zaman ne yapmış oluyoruz? Biz başlangıç çözümü bulmuş oluruz. Peki başlangıç çözümümüz dejenere mi değil mi onu kontrol etmemiz lazım. Nasıl kontrol edeceğiz? Hatırlarsanız eğer şöyle bir teorem vermiştik. Demiştik ki sizin M tane fabrika veya üretim merkezi, N tane tüketim merkeziniz varsa o zaman sizin toplamda M artı N tane neyiniz vardır? Kısıtınız vardır. Sizin bulduğunuz başlangıç çözümler, yani X, Y, Z'ler. Eğer M artı N eksi bir tane kısıtı sağlarsa bu durumda geri kalan, yani bu çıkarttığımız geri kalan bir tane kısıtı da sağlar demiştik. Doğal olarak benim arkadaşlar bulacağım başlangıç çözümünü bulacağım X, Y, Z'leri temel uygun çözümü, başlangıç temel uygun çözümü, temel uygun çözüm diyelim başlangıçtaki bulacağımız temel uygun çözümü dejenere olmaması için, yozlaşmış olmaması için, yani temelde yer alan değişkenlerden bir tanesinin sıfır değerini almamış olması için M artı N eksi bir tane X, Y, Z değerinin hesaplanmış olması gerekiyor. Yani bir başka ifadeyle sizin bu ulaştırma tablosunda M artı N eksi bir tane hücrenizin dolu olması gerekiyor. Bakın sayalım. Birinci hücremiz dolu, ikinci hücremiz dolu, üçüncü hücremiz dolu ve dördüncü hücremiz dolu. Toplam 4 tane ne bulduk? Çözüm, başlangıç çözüm bulduk.
Kaç tane fabrikan vardı? 2 tane. Kaç tane depon vardı veya tüketim merkezin vardı? 3 tane. Bunun 1 eksiği de kaça eşittir? 5'e. Peki ben kaç tane hücreyi doldurdum? Bir saniye, yanlış mı yapıyorum? 2, 3. 5, 4 olacak şurası. Toplam 4 tane hücreyi doldurdu. Demek ki bu bulduğum 4 tane hücremde dolu olduğuna göre ben başlangıç için temel, yani yozlaşmamış temel uygun bir çözüm bulmuş oldum. Dejenere değil, bulduğum temel uygun çözüm diye ifade ediyorum. Temel uygun çözümün ne değil? Dejenere değil. Yani yozlaşmış değil, bir başka ifadeyle. Bunu da kontrol etmemiz gerekmekte. Şimdi bir başka örnek daha yapalım. Kuzey-batı köşe yöntemiyle ilgili. Bu seferki örneğimizde ise dengesiz bir problem seçtim. Bakın, ulaştırma tablosuna baktığımız zaman arzlar 850 taneyken talepler 800 birim. Değil mi? 850 adet arz var, 800 adet talep var. Yani toplam arz neden büyük? Toplam talepten büyük. Yani dengesiz bir problemle karşı karşıyayız. Dengesiz bir problemle karşı karşıya olduğumuzda yapmamız gereken şey nedir? Eğer arz talepten fazlaysa, fazla olan arzı tüketmek için bir kukla talep merkezine ihtiyacım olacak. Ve bu kukla talep merkezimizin toplam talep edeceği miktarı da nasıl hesaplayacağım? 850 toplam arzdı, 800 toplam talepti. Aradaki fark 50 adet veya 50 birimde. Bu kadar miktarı talep edecek olan bir kukla arz merkezi, kukla talep merkezi oluşturacağım. Kukla talep merkezi oluşturduğumuzda, eğer soruda size bir ceza yani depolama maliyeti verildiyse, söylendiyse, yani tüketilmeyen arz için bir depolama maliyeti söylendiyse, bunları birim maliyet olarak yazmamız gerekecek. Eğer söylenmediyse böyle bir şey, o zaman kukla tüketim merkezimizdeki birim maliyetlerimizi sıfır olarak kabul edeceğiz. Bakın burada örneğimizde depolama maliyetlerinden bahsedilmediği için D4 diye bir kukla arz merkezi oluşturdum. Pardon, talep merkezi oluşturdum. Özür dilerim, talep merkezi oluşturdum ve bu kukla talep merkezinin birim maliyetlerini de sıfır olarak belirledim. Neden peki böyle sıfır olarak belirliyoruz derseniz de, çünkü zaten böyle bir depo, böyle bir tüketim merkezi olmadığı için zaten taşıma maliyeti tabii ki ne olacaktır? 0 TL olacaktır. Kuzey-batı köşe yöntemiyle çözmeye başlayacağız. Yapacağımız işlem neydi? Şunu birazcık daha acaba büyütebiliyor muyuz? Büyütelim birazcık daha. Tamam, çok güzel oldu. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurayı da sileyim. Kukla talep merkezimiz ve arz, pardon, kukla talep merkezimiz tabii ki D4 bu. Kukla talep merkezimiz. Kukla talep merkezimizin talep ettiği miktarda 50. Bu 50'yi de nereden bulduk? Arzla talep arasındaki farktan bulduk arkadaşlar. Şimdi kuzey-batı köşe yönteminde başlangıç noktamız neresi? En üstteki, kuzeydeki, bakın kuzey-batıdaki köşemiz. Bu köşeye atama yapacağız. Bu köşeye atama yaparken bulacağımız değer ne? X1, 1. Yani bu hücreye, benim karar değişkenlerim biliyorsunuz X, Y, J'lerdi. Ben buraya ne yapacağım? X1, 1'e ne kadar atama yapacağımı bulacağım. Bunu bulmak için ne yapmam gerekiyor? D1 dediğimiz tüketim merkezinin talebi 250. S1 dediğimiz arz merkezinin arzı 200. Bunların en küçüğü kaç birim? 200 birim. Öyleyse ben bu hücreye kaç birim atama yapabileceğim? 200 birim atama yapabileceğim. 200 birim atama yaptığım zaman ben S1 fabrikasının ürettiği tüm ürünü bir numaralı fabrikaya yolladığım için artık bunun arz edecek bir ürünü
kalmadı. Bir numaralı tüketim merkezinin ise 250 birimlik bir talebi varken 200 birimi karşılandığı için karşılanmamış 50 birimlik bir talebi mevcut oldu. Şimdi ne yapacağım? S1 fabrikasının tüm arzını tükettiğim için bu arzı ne yapacağım? Bu S1'in arz merkeziyle artık işim kalmadığı için bu satırı tamamen tarayacağım. Gelelim ikinci, evet bunun altındaki ikinci boş hücreye sırayla gidiyorum. Yani S1'i bitirdikten sonra ya yanındaki ya da altındaki hücreye hareket edeceğim. S1'den sonra çapraz diğer hücreleri atlamayacağım. Sırayla gidiyorum. Kuzeybatı köşe yönteminde ya bir sağdaki hücreye ya da bir alttaki hücreye hareket ederek gidiyorum. Yöntemim bu. Şimdi D1'in karşılanmamış 50 birimlik bir arzı var. Ve ben bunu iki nolu fabrikadan karşılamak istiyorum. X2-1 dediğimiz şu hücrenin karar değişkenini belirleyeceğim. Bunu da nasıl belirliyorum? D1'in 50 birimlik karşılanmamış bir talebi var. Ve S2'nin de toplam arzı ne kadar? 400 birim. Ben bunun minimumunu alacağım 50 diye. Ve ne yapacağım? Bu 50 birimlik ürünü S2 fabrikasından bir numara tüketim merkezine yollayacağım. Şimdi artık benim D1 dediğimiz bir numara tüketim merkezinin bütün ihtiyacı karşılandığı için D1'in bu tüketim merkezinin artık başka bir fabrikadan ona ürün gönderilmesini istemediğimden dolayı buraya ne yapacağım? Tarayacağım. Pekala, 2 numaralı fabrikamıza geri dönelim. 2 numaralı fabrikamızın toplam arzı 400 birimde 50 birimini 1 numaralı tüketim merkezine gönderdiği için geriye 350 birimlik bir arzı kaldı. Peki bu arzı nereye yollayacağım? Bakın hemen bir yandaki hücreye, yani şu çapraza falan gitmiyorum. Yandaki hücreye gidiyorum. 2 numaralı fabrikayla çalışmaya devam ediyorum. 2 numaralı fabrikayla çalışacağım. Şimdi ben hangi hücreye atama yapacağım? 2, X2'ye. Şurası X2. 2 nolu fabrikadan 2 nolu depoya ürün göndereceğim. Peki bunu nasıl belirleyeceğim? 2 numaralı tüketim merkezinin toplam talebi 200 birim. 2 numaralı fabrikanın toplam arzı 350 birim. Arasındaki en küçük sayı 200 olduğu için ben ne yapacağım? Ben 2 nolu fabrikadan 200 adetlik ürünü arkadaşlar 200 adetlik ürünü kime yollayacağım? 2 numaralı tüketim merkezine yollayacağım. Bakın bütün talebini 2 numaralı fabrikadan karşıladığıma göre artık 2 numaralı tüketim merkezine başka ürün yönelme gerek yok. O yüzden 2 numaralı tüketim merkeziyle işim bittiği için bunu da tarıyorum. Böylelikle diğer boş hücreleri daha rahat görebiliyorum. Aslında bu taramanın avantajı da bu diyebiliriz. Peki ben 350 birimlik bir arzım vardı 2 numaralı tüketim merkezinin. Bunun 200 birimini 2 nolu tüketim merkezine yolladım. Geriye ne kadar arzım kaldı? 150 birimlik bir arzım kaldı. Ve bunu da ne yapacağım? 3 numaralı tüketim merkezine yollamak istiyorum. X2-3'e bakacağım. X2-3'te bakın. 3 numaralı tüketim merkezinin talebi 350 birim. Benim 2 numaralı fabrikamın arzı 150 birim. Bunun minimumu 150 olduğuna göre ben 2 nolu fabrikadan 3 nolu tüketim merkezine 150 adet ürün yolluyorum. Ve ne yapıyorum? Dikkat edersiniz, 2 numaralı fabrikanın ürettiği tüm malı yollamış olurum. Artık orada gönderilecek ürün kalmadı. Bu nedenle de ben 2 numaralı fabrikanın da üstünü ne yapıyorum? Şöyle gene tarıyorum. Çünkü artık burada gönderilecek herhangi bir ürünümüz kalmadı. Öte yanda 3 numaralı tüketim merkezinin 350 birimlik bir talebi varken 150 birimlik
kısmını karşıladım. Karşılanmamış bir 200 birimlik talebi var. Ve bunu da nereden karşılamam gerekiyor? 3 numaralı fabrikadan karşılayacağım. Bakalım. Şöyle aşağı inelim. Burası X. 3, 3. Şimdi 3 numaralı tüketim merkezinin talep ettiği miktar 200 birim. 3 numaralı fabrikanın arz ettiği miktar 250 birim. Bunların en küçük olanı 200. Ben ne yapacağım? 3 numaralı fabrikadan 3 numaralı tüketim merkezine 200 birimlik ürünü ne yapacağım? Göndereceğim. Ve böylelikle 3 numaralı fabrikanın tüm talebini karşılamış olacağım. Artık 3 numaralı tüketim merkeziyle de işim kalmadı. Onun tüm talebini karşıladım. S3'ün 250 birimlik bir arzı vardı. Bunun 200 birimini 3 numaralı tüketim merkezine yolladığım için geriye sadece 50 birimlik bir arz miktarı kaldı. Bunu da ne yapmam gerekiyor? Dikkatsizden tek kalan boş hücreye, yani kukla talep merkezine yollayacağım. Böylelikle de neyi bulmuş olacağım? Arkadaşlar, evet, tablomu oluşturmuş olacağım. Şimdi bakalım, dejenere mi çözümüm değil mi? Temel uygun çözüm yozlaşmış mı değil mi, ona bakalım. Benim toplamda kaç tane fabrikam vardı? 3 tane. Kaç tane tüketim merkezim vardı? 4 tane. 3 artı 4 7 yapar. 7'den 1 çıkarsa 6 kalır. Peki kaç tane hücrede çözüm buldum? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Toplam 6 tane. 6 tane ne buldum ben? Temel, yani x, y, j değeri buldum. Demek ki benim bulduğum temel uygun çözüm dejenere değil. Yani yozlaşmış değil. Onu da belirlemiş olduk. Temel uygun çözümümüz yozlaşmış değil. Şimdi az önceki örnekte yapmayı unuttuk ama bunu da unutmayalım. Diyeceksiniz ki hocam peki tamam çok güzel atamaları yaptık ama maliyetimiz nedir derseniz maliyeti de hesaplayalım. Bakın şimdi maliyetimiz ne kadarmış? Maliyetimizi nasıl buluyoruz? Maliyet. Şimdi bir numaralı fabrikadan bir numaralı tüketim merkezine ne kadar ürün gönderiyorum? 200. Kaç liradan yolluyorum? Bir tanesini 10 liradan yolluyorsam 200 tanesini 10 çarpı 200 liradan yollarım. Artı. Ondan sonra iki nolu fabrikadan bir nolu depoya bir birim ürünü 7 liradan yolluyorum. Ben 50 tanesini kaç liradan yollarım? 7 çarpı 7 ne oldu ya, yazamıyorum. Ne gitti yazımız? Yazı kayboldu mu? Şimdi geldi. 7 çarpı 50 lira. Yani hücredeki birim maliyetle hücreye yapılan atamayı, o hücreye yapılan atamayı çarptığın zaman ne yapmış oluyorsun? 2 numaralı fabrikadan 1 nolu tüketim merkezine 50 tane ürün taşımanın toplam maliyetini bulmuş oluyorsun. Devam ediyorsun. Artı diyorsun. Şimdi bak ne oldu? 2 nolu fabrikadan 2 nolu depoya. 1 birim ürün taşımanın maliyeti kaç liraymış? 8 liraymış. Ben 8 ile neyi çarpacağım? 200'ü çarpacağım. Ve artı diyeceğim. 2 nolu depodan 2 nolu fabrikadan 3 nolu depoya bir tane ürünü gene 8 liradan taşıyorum. Buraya yolladığım ürün miktarı 150. 8 çarpı 150. Artı diyorum. 3 numaralı fabrikadan 3 numaralı depoya bir birimi taşımanın maliyeti 12 lira. 12 ile neyi çarpıyorum? Kaç tane taşıdım? 200 tane taşıyacağım. Onu çarpıyorum. Son olarak da 0 lirayla neyi çarpıyorum? 50 lirayı çarpıyorum. Şimdi bu sayıları çarpıp topladığınız zaman başlangıç uygun çözümünüzün maliyetini de hesaplamış oluyorsunuz arkadaşlar. Evet, böylelikle biz ne yapmış olduk arkadaşlar? Başlangıç çözüm bulmak için en temel, en basit yöntemlerden bir tanesi olan kuzey-batı köşe yöntemini göstermiş olduk. Aynı zamanda bununla ilgili iki tane örnek çözmüş olduk arkadaşlar.
Bir sonraki videomda ne yapacağım? En düşük maliyetli hücreler yöntemini kullanacağım. En düşük maliyetli hücreler yöntemini kullanarak ne hesaplayacağım? Başlangıç, uygun çözüm ve maliyet bulacağım. Bu arada şunu belirtelim. Arkadaşlar, kuzeybatı köşe yöntemi, bu yöntemler içerisinde aslında en ne derler, zayıf olanı diyelim. Çünkü dikkat ederseniz hücreleri atama yaparken maliyetleri göz önüne almıyorum. Hiçbir şekilde maliyetlere bakmıyorum. O yüzden de bu başlangıç uygun çözüm minimum maliyetli hücreler yöntemine veya VAM yöntemine göre biraz daha fazla maliyet çıkartan, fazla maliyetli olan bir yöntemdir. Evet, tekrar edeceğiz. İkinci videomuzda, yani bir sonraki videomuzda en düşük maliyetli hücreler yöntemini kullanacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum. Umarım videolar sizler için yararlı olur. Teşekkür ediyorum vaktinizi ayırıp dinlediğiniz için. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.